Şu Irmak beni 100 kere aramış. Bir arayayım onu. Tamam. Ben de Deniz'i arayayım. Çok merak etmiştir. Geç arabaya sen. Kapıları kilitleyip anahtarı tuvalete atmak nedir ablacığım ya? Sen delirdin mi iyice? Toplantıdan çıktım geldim ben. Biriyle gönderseydin. Yani söz konusu sen olunca insan neyle karşılaşacağını bilemiyor. Utandım biraz açıkçası. Allah'ım ya. Nerede bu? Hah. Fırat arıyor. Alo hayatım. Neredesin sen? Öf be Nalin ya. Kızım ölsek haberin olmayacak. Kaçtır arıyorum ben seni. Ne oldu Deniz? Anahtar isteyecektim. Şimdi güvenliği arayıp rezil olmayayım dedim. Sana ulaşamayınca da ırmağa sardım başımı. Sen neredesin? İşte misin? Şeydeydim. Nalin sen... Kızım sen kaza falan yaptın. Hastaneye mi götürüyorsun? O ses ne? Yok ya. Adliyedeyim ben. Hayatım ne oluyor orada? Sirenler falan? Of tamam. Kaza geçirdin zannettim biliyorsun. Tedirgin oluyorum bu konuyla alakalı. Ben seni arayacağım Nalin. Tamam. 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 Geç. Ablacığım müsaade eder misin bir saniye? Lütfen. Ha, nereden çıktı bu iş gezisi şimdi? Nereye gidiyorsun? Sonra anlatırım. Şimdi pek uygun değilim, tamam mı? İş gezisindeymiş. Ben de neler kuruyorum kendi kendime. Bunu sana bırakıyorum. Yedeğini yaptırırsın. Tuvaletin tıkanmaz umarım. Bay. Canım artık iznin olursa ben işe gideceğim. Çıkıyorum yani. Yeni bir manyaklık yapmayalım olur mu? Ne oluyor güzelim? İyi misin sen? Narin'le Fırat birlikte bir yere gidiyorlar. Ve ikisi de bunu bizden gizliyor. Ben anladım tabii. Ya aradan suçlu bulundu mu? Demek Fırat kız kardeşini Narin'le aldatıyormuş öyle mi? Neyse canım o da ailenin kızı yani. Şakasını bile yapma bak. Sakın bunun şakasını bile yapma bana. Sen kendine söyledin. Ben söyleyince mi kabahat? Hem böyle salak bir sonuca varan da sensin. Ya ben birlikte bir yere gidiyorlar dedim. Irmağı aldatıyorlar mı dedim. Ya her ne halsa abla kardeş çok iyi başarıyorsunuz vallahi. Bir koca adayı nasıl bezdirilir? Bu Fırat bu kadar manyaklığa nasıl dayanıyor ya? Ben olsam var ya Narin'le kaçacağım ben Şükriye ile kaçardım. Ne yapıyorsun Şükriye? Ya Deniz ben, Narin'i bağlar mısın? Aa, Deniz Hanımcığım, Narin Hanım yok bugün. Sabah aradı birkaç gün gelemeyecekmiş. Vallahi ben de merak ettim. Neden olduğunu da hiç söylemedi, hiçbir açıklama yapmadı. Ama Narin öyle hiçbir şey söylemeden çekip gitmez ki. Erol Bey biliyordur belki, bir ona sorsan. Yani telefonuna ulaşamıyorum, ben çok merak ettim de. Ay Deniz Hanımcığım nasıl sorayım? Yani zaten meraklı diye adım çıktı. Tamam, nasılsa çıkar ortaya ben sorarım. Tamam Hülya. Allah'ım. Aklıma koru.
Olmaz. Yani yapmaz. Benim en iyi arkadaşım yapmaz. Ne oluyor ya? Hadi ben buna dayanamam ki. Ya benim ya. Benim kız kardeşimin sevgilisiyle olmaz. Ben bir de onun yüzüne nasıl bakarım? Bir sakin olur musun lütfen? Anlat bakayım bana ne oldu? Ha? Olan şu. Biz Irmak'la telefonda konuşuyorduk. Yani ben Narin'le konuşuyordum, o Fırat'la konuşuyordu. Bu arada ikisi de dün geceden beri yok, kayıplar. Sonra ikimiz de böyle aynı anda o siren sesine falan dedik. Yani sence iki ayrı yerdeki iki insandan aynı anda siren sesi gelme ihtimali yüzde kaç? Atıf sıfır değil mi? Sıfır. Bu ikisinin aynı yerde olduğunu göstermez mi? Ya ikisi de bize ayrı ayrı yalan söylüyor. Biri diyor ben iş seyahatindeyim, öbürü diyor ben adliyedeyim. Ben ne diyeceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani. Bak, bir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şeyde kendini inandırmana gerek yok. Bak, Fırat'ın nereye gittiğini bilemem. Ama Narin'in nereye gittiğini biliyorum çünkü ben de birazdan yanına gideceğim. Nereye, nasıl? Ya biz Narin'le bir hafta sonu için Sapanca'ya gideceğiz. Narin önden gitti. Ben de işlerimi hallettikten sonra yanına gideceğim. Ya dün gece öyle bir aniden bir yakınlaşma oldu aramızda. Bir şey başladı yani. Ama bana bak, şimdilik Narin'e bir şey söyleme. Tamam, bilmiyorsun. Siz ikimiz. Evet, biz ikimiz. Ay Allah'ım, çok sevindim. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Doğru. Ben yalan söyleyebilir miyim? Ay, çok sevindim, çok sevindim, çok sevindim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.